Açıkçası Bormio bölümü belki bütün kampımızı, hazırlık maçlarımızı ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız açısından en önemli bölümdür. Burayı burada yüklenme dönemi adı altında ağır çalışmalar yapıyoruz. Atletizm, halter, ağırlık antrenmanları, basketbol konusunda da ne ilerleyen dönemlerde hazırlık periyodu ve Avrupa Şampiyonası'na ne çalışacaksak hepsini burada tekrar tekrar üzerinden geçiyoruz. Bizim için çok önemli bir periyot ve hazırlık sürecinde de ilk başlangıç yerimizin Bormio olması, tamamen her şeyden uzaklaşıp basketbola konsantre olmamız ve kişisel olarak dinlenip kendimize iyi bakabilmemiz açısından Bormio bizim için çok önemli. Açıkçası 2001 ve 2010'da yaşadığımız final tecrübeleri bizim açımızdan Türkiye basketbol tarihinin tarihsel dönemeçleridir. Gönül isterdi ki şampiyon olarak tamamlayalım. Ancak bakacak olursak tamamen Türk basketbol tarihine çok önemli, çok ciddi başarılardır. Bunun haricinde 2001 ve 2010 haricinde de yaşadığımız yine başarılarımız var. Dünya Kupası'nda 6.lık elde ettiğimiz dönemler oldu. 8. çeyrek finali oynadığımız dönemler oldu. Ama şimdi 2001 ve 2010 tarihine bakarsak arada çok ciddi bir makas var. Bu bizim için çok önemli bir durum. Dolayısıyla bu şu anki durumu değerlendirmek gerekirse ev sahibi olduğumuz bütün turnuvaları başarılı bir şekilde atlatmışız. 2'de 2 olarak tanımlıyorum şu an 2001 ve 2010'u, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı. Dolayısıyla bu sene 2017 Avrupa Şampiyonası yine ülkemizde düzenleniyor. Neden başarılı olmayalım, neden başarıyı tekrar etmeyelim ve bakacak olursak süreçlere bir ara verip tekrar başarıyı yakalamışız. Bana soruyorsan yine aynı dönemeçteyiz ve aynı şekilde Türk basketbol tarihi için önemli bir dönemeçe girmiş bulunmaktayız. 12 dev adam ne zaman ismini aldıysa her zaman Türk basketboluna hepimiz hizmet ediyoruz. Herkes burada koçundan idarecisine, oyuncusuna, en alt kademedeki kişisine kadar herkes zamanı geldiğinde Türk basketbolu için doğru adaylar olan herkes gelip hizmetini verir ve hayatına devam eder. Burada genç oyuncu, tecrübeli oyuncu diye bakmak ne kadar doğru olur? Sadece herkesin zamanı geldiğinde Türk basketboluna elindeki en iyi performansı sergileyip, en iyi hizmeti sergileyip devam etmesi gereken bir süreçtir. Açıkçası bizim sadece basketbol açısından değil, bütün branşlarda ülkemiz insanı her zaman bize sahip çıkmıştır. Bu bütün kategorilerde böyle. Biz duygusal bağlarımız kuvvetli bir milletiz. Dolayısıyla bunun bilinci ve şevkiyle her zaman sahada hizmet etmeye çalışıyoruz. Bazen olumlu sonuçlar alınıyor, bazen olumsuz sonuçlar alınıyor. Bunun her zaman arkasında duruyoruz zaten. Herkes bu. En başından en sonuna kadar. Ama önemli olan bizim ülkemizin insanı, bizim her zaman ne olursa olsun arkamızda durdu ve desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Bu sefer de, bu senede 2017 Avrupa Şampiyonası'nda da öncelikle bizim kendi açımızdan sahaya koymamız gereken, insanları inandırmamız gereken bizim insanımız. Tabii ki bizi yine milli takım, ülkemizin takımı ne olursa olsun bizi destekleyeceklerdir. Ancak bizim senin saydığın gibi 2001-2010 senesinden beri dönem dönem yaptığımız çıkışlar dışında 2017'ye bakacak olursak 2017'de bizim bu jenerasyon değişikliğiyle, konuştuğumuz jenerasyon değişikliğiyle bizim ortaya koymamız gereken, öncesinde hazırlık maçları periyodunda kendi insanımıza, herkese ispat etmemiz gereken bazı şeyler var. İnsanımızı tekrar inandırıp tekrar yolumuza devam etmeliyiz. Dediğim gibi yine insanımız bizi sonuna kadar destekleyecektir. Sonuç ne olursa olsun.